Çap arkadaşlar O, A ise çapı gören çevre açı 90 derece. Bunun bize katkısı şudur bu tarz sorularda, analitikli çember sorularında. Bakın 12, hipotenüs, şey hipotenüs nereden çıktı? Absis. Ordinat da 6 olduğu için dikten dik iner ve şöyle bir AK dersek, buraya da X dersek, Öklit X çarpı 12, 36 olur. X bu yüzden 3 olur. Haliyle 3 olduğu için çapın uzunluğu bakın 15 geldi. Yarı çapta 15 bölü 2. D şıkkı. Çemberini K ve L noktalarında kesiyormuş. KL uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi bakın. Bir çember var. Özel bir doğru değil. Özel doğrular. X ekseni, Y ekseni. X eşittir K, Y eşittir T. E, Orjin sıfıra 4 noktası. 4'e 0 gibi şeylerde evet. Analitik düzlemde bir çizmeyi düşünüyorum ama. Böyle alelade doğrularda arkadaşlar. Hiç gerek yok. 2X artı Y artı 1 eşittir 0. Merkez 3 eksi 2. Şimdi merkezden kirişe indirilen dik kirişi 2'ye böler ve aynı zamanda arkadaşlar bu uzunluğu aslında buluruz. Buna x, hadi x demeyelim var denklemde k diyelim. K'yı nasıl buluyorduk? Noktayı denklemde mutlaklı yaz. 6, eksi 2, artı 1, bölü 4, artı 1. Böylece karekök içinde 5 bölü kök 5'ten kök 5 oldu. Şimdi buranın uzunluğu kök 5. Yarı çap zaten 3. 9'dan 5 çıkarsa 4 oldu. Burası 2. Burası da 2. Gördüğünüz gibi kiriş uzunluğu 4 santim geldi. Analitik ve normal çember bilgilerini birleştirdik. Küçük eşit olduğu zaman veya küçük iç bölgeyi kastediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. 2 çember. Birinin merkezi 6'ya 0. Şöyle. Yarı çap altı normalde böyle bir çember, ama bunun iç bölgesi. Sonra başka bir çember, bunun merkezi sıfıra 6. Bakın şöyle, ee, bunun da yine yarı çapı böyle, bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve bu çemberler eş çemberler. Bir de e, burada küçük olduğu için böyle olacak ve aradaki, o zaman ikisinin ortak Bölgesi neresi geldi onu da görelim. Şöyle bir rengi değiştireyim. İkisinin ortak bölgesi bakın işte burası geldi. O zaman onu da nasıl bulacağız? Merkez açıya ihtiyacımız var. Bu iki çember teğet oldu şey e, yarıçapları eşit olduğu için burası 6 burası 6. Bakın burası 45 derece oldu. O zaman şunu söyleyebilirim aslında e, iki çember birbirinin eşi olduğu için şöyle birleştirdiğimizde Bunlar da tabii yarı çap. Yani aslında biz böyle yamuk yumuk çizdiğimiz bu şekil gördüğünüz gibi böyle bir kareymiş. Neden? Kenarlar eşit. E buradaki açı da 90 derece. Diğerleri de aynı şekilde olacak. Demek ki şöyle bir durum. Bu parça aslında iki tane. Bir bu mavi olan şimdi karaladığım. Bir de şöyle şu kırmızı olan arkadaşlar. Bu ikisi birbirinin aynısı. O zaman şunu yapayım. Çeyrek bir daire. Şunu bulayım 2 ile çarpayım. Peki onu nasıl buluruz? Bir kenar altı bir kenar altı çeyrek daire 36 pi bölü 4. Bundan e, şöyle yapayım bir dakika. Bir de dik üçgeni bulayım. 6 çarpı 6 bölü 2. Bundan 2 tane var. Böylece 18 pi eksi 36 oldu A şıkkı. 5 derece döndürmek için daha kolay görmeniz için şuna bakın. Şimdi arkadaşlar burası 45 derece olduğu için siz bunu böyle döndürdüğünüzde C noktası buraya gelecektir. Aynı şekilde 45 derece böyle döndürdüğümüzde A noktası buraya gelecektir. B noktası da 45 derece döndürdüğümüzde x eksenine, D noktası da şöyle 45 derece döndürdüğünüzde böylece x eksenine gelir. Yani görüntü şu olur. C D A ve B. Dolayısıyla bakın bu bir kare bu şekilde çizdik. Şimdi bu 45 derece saat yönünün tersine gelelim arkadaşlar x eksenine göre yansımaya. C noktası A olur, A noktası C olur. D ve B zaten x ekseni üstünde olduğu için arkadaşlar DB aynen kalır. Bu da x eksenine göre bir yansıma oldu. Şimdi gelelim son durumda 45 derece saat yönünde döndürmeye. Aynı mantıkla Burası 45 olduğu için artık arkadaşlar şöyle bakın bir 45 derece döndü D noktası buraya geldi yine aynı mantıkla o zaman A noktası da 45 derece dönecek şöyle bir yere gelecek bu şekilde sonra bunun çaprazında B noktası yine çaprazında C noktası zaten iki köşeyi görürseniz aslında diğer köşeler zaten bellidir böylece arkadaşlar A B C D e, karesi oldu. B eski yerinde, D de eski yerinde. Değişmeyen bu iki nokta D şıkkı oldu. Şimdi arkadaşlar burada şeye dikkat edin. Eksi 1 bölü kök 3 x eşittir y. Y'yi yalnız bıraktığın zaman x'in kat sayısı eksi 1 bölü kök 3. Bu ne demek? 150 derece demek. Demek ki bu x ekseniyle 150 derece yapıyor. Bunu gördüğümüz için açılara dikkat edin lütfen. Eğimleri hep bulmaya çalışın. Belki işinize yarar, belki işinize yaramaz ama bakın bu soruda yaradı gördüğünüz gibi. 30 derece oldu. Artık ne yapacağız? Bu dik üçgenin alanından şu daire dilimini çıkartacağız yeşil bölgeyi bulmak için. Bunun için de hemen merkezin, daha doğrusu yarı bulalım çemberin. Şimdi y'ye 0 verdiğimiz zaman x eksenin nerede kesiyor? 2 köküç. Güzel. yarıçap çap 2 köküç oldu. 60'ın karşısında 30'un karşısı, da, 30 karşısı da o zaman 2 geldi. Bundan sonra artık şunu bir kaldırayım. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 eksi 12 pi'nin 12'de bir arkadaşlar 30 derece olduğu için. Haliyle buradan da şunlar sadeleşti. 2 kök 3 eksi pi olur e şıkkı. Bir noktasının y eşittir x'e göre simetriyi demek. Apsis ve ordinatı yer değiştir demek. Bu b'ymiş. B noktasının orijine göre simetriği nedir arkadaşlar? Şimdi bir noktanın orijine göre simetriyi x ve y'yi sadece işaret değiştiririz böyle. Demek ki c'nin koordinatlar toplamı eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 e şıkkı. Ben bir merkezi arkadaşlar x'e eksi 2'ye bölüyoruz. katayısını 3. y'nin katsayısını eksi 2'ye bölüyoruz. 6. Bu kenarda dursun Merkez bu. Yarıçap 36 artı 144 eksi 164 karekök bölü 2. Hatırladınız mı kuralı d kare artı e kare eksi 4 f'nin karekökü kökü bölü 2'dir yarı çap arkadaşlar. Buradan da o zaman 164 eksi 144 eksi 20 16 karekök 4 bölü 2'den yarı çapta 2 geldi. O zaman artık şöyle bir merkez bakın burada merkeze ne demiştik 3 şurası 3. Şimdi bu arada karenin pardon dikdörtgenin aman dikdörtgenlerden çıktı? Çemberin Yarı çapı 2 olduğu için karenin bir kenarı da 4 olur. Lazım olursa kullanırız. İçte teğet çember olduğu için tam kenarın ortasına böyle iner. O zaman burası 2 olur. Bak A noktasının apsisi buradan 1 geldi. Zaten arkadaşlar burada ordinat 6'ydı. Şuraya 4 kaldı. Bakın yine A noktasının ordinatı 4 oldu. Koordinatlar toplamı 1 artı 4'ten 5 C şıkkı. Üçüncü köşesinin ordinatı negatif olan ABO eşkenar üçgenin iç teğet çemberi. Bakın. Şimdi bir köşesi sıfıra sıfır orijin. Bir köşesi altıya sıfır. Ve üçüncü köşesinin ordinatı negatif olacak. Şimdi bir eşkenar üçgen iki kenarı iki köşesi buysa herhalde şurada bir köşe olmaz. Mecburen nerede olur? İşte böyle olur arkadaşlar. Ee, 60 derece. 60 derece olacak çünkü. Burası da 60 derece. Şöyle bir orayı hangi köşe vermiş? B köşesi. Bizden iç teğet çemberinin denklemini istiyor. Bir kere iç teğet çember yüksekliğin üzerindedir merkezi. Ve arkadaşlar bunun 6 olduğu için burası 3-3 olur. 3-3 olur. Yarıçapı nasıl bulacağız merkezi daha doğrusu? Bakın şimdi aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi ağırlık merkezidir. Çevrel çemberin merkezidir. Her şeyin merkezidir arkadaşlar. Bu yüzden Burada durum şudur. 60'ın karşısı 3 köküç olacağı için burası 2 köküç. Burası da köküç olur. İşte bu çemberin böylece iç teğet çemberinin yarıçapı çapı köküç gelir. Merkezinin apsisi 3 oldu. Ordinat da eksi köküç oldu. Eşkenar üçgenin bu şey kısmı önemli bakın. Çevrel çember, ağırlık merkezi, iç teğet çember, yüksekliklerin kesim noktası hepsi aynı noktadır. Bundan yararlanarak kolayca buldum. Bundan sonra ne söyleyeceğiz artık? x eksi 3'ün karesi artı y artı kök 3'ün karesi eşittir 3. Buna uygun cevap arkadaşlar B şıkkı. Burada arkadaşlar bir kere nokta özel bir nokta. Neden? Şöyle dikey indirelim. Burası 3, burası 3 kök 3. Tabii ki bir dik kenar diğerinin kök 3 30-60-90 üçgeni. Ve biz bunu şöyle döndürdüğümüzde 30 derece olduğu için buraya da artık 30 derece kalacak. Döndürmede zaten uzunluk değişmez 6 6 ve 6 nereden geldi burada? 30'un karşısı e, 3 olduğu için 90'ın karşısı 6 o yüzden. Burada da artık burası 3 burası 3 kök 3 yani absis 3 ordinat 3 kök 3 e şıkkı. Şimdi bir çember bir doğruya en uzak noktası arkadaşlar Şöyle çap üstünde çapın en ucu olan bu A noktası diyebiliriz. O zaman yapacağımız iş ne? Bu çemberin bu doğruya olan uzaklığını bulmak merkezinin sonra zaten üzerine yarı çapı ekleriz. Şöyle bir MP diyelim. MP'ye R ekleyeceğiz. Peki MP'yi nasıl bulacağız? Merkezin doğruya olan uzaklığı. Merkez nedir? 3 ve 4 x'in katsayısının eksi 2'ye bölümü yine y'nin katsayısının eksi 2'ye bölümü. Merkezin doğru yolun uzaklığı git denklemde yerine yaz. 3 çarpı 3 9. Sonra arkadaşlar artı 4 çarpı 4 16 artı 10 bölü 3 4 5. Kareler toplamının kare Böylece 25 artı 10 35 5'e bölersek 7. Şimdi burası 7. Peki AM'yi nasıl bulacağız? Yarı çap Yarı çap formülü de arkadaşlar d kare e kare eksi 4 f'nin karekökü kökü bölü 2'dir. Yani 36 d dediğimiz x'in katsayısı, e dediğimiz y'nin katsayısı 64, f dediğimiz de sabit sayı eksi 96. E bunlar birbirini götürür. Eksi 60, 64 eksi 64 karekökü 2, 2 bölü 2'den yarı çap 1'miş arkadaşlar. Demek ki burada mp'yi 7 bulduk yarı çapta 1 oldu. Toplamları 8 geldi. En uzak noktanın uzaklığı 8'miş C şıkkı. Merkezil bir çember, özel bir çember. Şöyle çizeyim bir. Merkezi orijinde olan yarı çapı 5 kök 2. Çünkü e, tabii ki ellenin kare kökü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir O noktası K ve L kirişi. Şimdi dikkat edin. Bu üçgende bir kere bu kenarı değiştirme hakkınız yok yarıçap 5 kök 2 Yarıçap 5 kök 2 Bir üçgenin alanı ne zaman en büyük olur kenarları belliyse 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 Bölü 2 sinüs alfadır sinüs alfanın en büyük olduğu değer yani sinüs alfa en çok 90'da Olur arkadaşlar çünkü sin 91'dir Böylece bu üçgenin Tepe açısının 90 derece olduğunu öğrendik AAA kök 2'den de KL'nin 10 olduğunu öğrendik A şıkkı Yarı çapı soruyor arkadaşlar bize. Bir de çember iki noktada teğet olan ve bir noktadan indirilen şu doğrular var. DC ve DB. Şimdi bu doğrudan bir tanesi Y'ye sıfır verirsek hemen kestiği yeri bulalım. İşimize yarayabilir. 12. Sonra X'e sıfır e verirsek Y'yi kaç buluyoruz? 5. O zaman 5, e 12, 13'ten şu AD'de 13. Bakın şimdi arkadaşlar. Çemberde uzunlukta teğetlerde neye bakıyoruz? Bir noktadan indirilen teğetler eşittir değil mi? Şu e, kısma x dersem burası x olur. O zaman bir noktadan indirilen bu teğetin uzunluğu 13 artı x yaptı. Demek ki şurası da arkadaşlar neymiş? Teğetler birbirine eşit olması için 13 artı x olması için x artı 1 gelmiş oldu. Ve? yine bir noktadan indirilen teğetler eşittir. O zaman OA da x artı 1 olur. Ve 2x artı 1 eşittir. 5 x buradan 2 oldu. Merkezden teğete inen doğru diktir ve yarıçaptır. O zaman burası yarıçap R, R. R de x artı 1 eşit oldu. X'i 2 bulduk. 3 geldi arkadaşlar. B şıkkı.